cette idée selon laquelle Mustafa Kemal aurait introduit tout à coup, soudainement, brutalement, contre la volonté de tout le monde, des réformes, me paraît tout à fait fausse. Simplement, il avait son style politique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine autoritarisme, pas un certain autoritarisme, beaucoup d'autoritarisme dans sa façon de mener les réformes, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Il pouvait tabler sur l'enthousiasme. Je crois que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est qu'en fait, toute une génération de jeunes de son âge, administrateurs, hommes politiques, militaires, officiers, etc., ils étaient enthousiastes. Il y a eu un enthousiasme pour la Révolution. Vous voyez, ça n'arrive pas tous les jours dans l'histoire qu'on soit dans les conditions de fabriquer un nouvel État avec de nouvelles institutions, avec de nouvelles conditions, etc. Et je crois que si on ne comprend pas ça, si vous voulez, on comprend mal le kémalisme. On voit cela, c'est-à-dire qu'il y a ce formidable challenge, comme on dit en mauvais français, si vous voulez, ce formidable défi qui est la naissance et la construction d'un État nouveau. Şimdi bu yeni devlet için yeni bir ulus yaratılacaktı. Ve bu yeni ulus devlete şanlı ve köklü bir tarih yazılacaktı. Mustafa Kemal o güne dek Osmanlı ve İslam kimliği öne çıkarılan ve Avrupa tarafından geri kalmış ve barbar olarak tanımlanan Türk milleti algısını alaşağı etmek istiyordu. Amaç kendine güvenen, kimliğinden ve geçmişinden gurur duyan yurttaşlar yaratmaktı. Tabii ki o zamanki dünyayı düşünmek lazım. Bir kere o zamanki dünyada çok kültürlülük yoktu. Yepyeni bir fikir. O zamanki dünyada ırkçı teoriler her yerde, İngiltere dahil her yerde revaçtaydı. Hitler'den önce de revaçtaydı. Beyaz ırk, sarı ırk, siyah ırk, ırkların üstünlüğü, şu bu. Bütün bunlar vardı. Şeyler, bazı ırkların medeniyete yatkın, bazılarının yakın olmadığı teorileri revaçtaydı. Türkler aşağılanmıştı. Medeniyete yatkın olmayan bir ırk olarak şey edilmişti, tasvir edilmişti, anlatılmıştı. Bu stereotipi yıkmak lazımdı. Karşı bir teori üretmek lazımdı. Çünkü nihayet kendi hayat tecrübesinden biliyordu ki Türklere imkan verirsen herkes gibi adam olurlar. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Here we are in 1933. Here you have a military leader who is to all intents and purposes also the dictator of his country. He's all powerful. We're in the midst of the 1930s. Mussolini has been in power for 10 years. Hitler has just come to power. And what does he go on about in that speech? Not about military victories, not about triumphs or you know, national aspirations. He's not going on about enlarging Turkey. No, he is concerned almost
completely and exclusively with civilization and science. And that's very remarkable. What he's saying to the Turkish people is, yes, okay, we've won. We're now a national state. So that's all fine. But a lot remains to be done. We need to become modern, muasır. We need to become civilized, medeni. And there's only one way to do that, and that is through science. This famous müspetili. So that, I think, is very characteristic of the man and something that we need to really appreciate. Fakat yaptıklarımızı asla katil göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en namur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü vasıl medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.